Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Hani biz külli suçlanma, külli itham ve iftira karşısında hep kullandığımız bir tabir vardır. Suçun şahsiliği esastır diye malum. Bir, hizmete gönül veren. Hizmetin içerisinde, şurada, burada, falan yerde, filan yerde. Gerçekten bir takım zulümlere alet olmuş. Kalebiyle veya kararıyla veya sahip olduğu güvenlik gücü imkanıyla zulme sebebiyet vermiş bir insana zulmetmiş kişiler varsa a bugün yaşadıkları yaptıkları bir zulmün karşılığıdır cümlesi akla en yakın olan cümledir. Fakat siz o gün yapılan ve o gün yapılanların karşılığını bugün çeken insanlar için bunu söyleyebilirsiniz ama 17 bin kadının içeriye alınmasını dünkü o 323 kişiyle sınırlı ki hepsi zulmedilmiş olsa kabul edilse bile bakın onların ne çocuklarına ne kadınlarına ne onların akrabalarının mallarına şirketlerine ne onların avukatlarına en ufacık bir şey yapılmadı. Kendine göre belli bir yargı belli bir ki Türkiye'nin hukuku bu denli Avrupa hukuku Avrupa tarafından ayaklar altına alındı ifade edilmedi. Artık Türkiye'de hukuk yoktur meselesini değil Cihan dibindeki muhalif parti 450 kilometreye yürüyerek bunu tescil etmiş bütün bir Cihan'a ülkede hukuk yok diye. Şimdi bunu o mantık içerisinde belli kişiler üzerinden düşünebilirsiniz. Yani zulmetmiş olanlara Allah o zulmün karşılığını çektirir ve dünyada temizler. Ben büyüğümüzden şunu da duydum. Evet eğer içimizde zalimler varsa onlar bunun bu zulmün bedelini öderler ve ödeyeceklerdir. Bu bir tasfiye bu bir temizlik vesilesidir. Ama ben bunu kitlesel manadaki bir zalimin zulmüne gerekçe gösteremem. Yani 17 bin kadını içeriye atan bir zalim ona yapılmış olan veya dünkü zulmün karşılığıdır derseniz bunu siz adaleti ilahiye ve zalim zalim ve zalimin maruz kaldığı kader ve netice açısından izah edemezsiniz. Belki orada farklı bir anlayışı dile getirmek gerekir. O da şu. Onların iddia ettikleri Ergenekon davaları üzerinden yürüttükleri meselenin boyutu, çerçevesi, sınırı uluslararası bütün hukuk normları içerisinde yapıldığına hatırlayın o dönemde Ahim'in kararı da evet inceledik yapılan bütün işlemler hukuk normlarına uyar tabir etmesine rağmen biz ne diyoruz eğer zulmetmişlerse eğer bu hususta masum insanları farklı bir takım gerekçelerle içeriye açmışlarsa bunlar bunlar için söyleyeceğimiz cümle masumiyet değildir karşılıklarını görürler ama arkadaşlar yani 320 kişinin mağduriyet ve zulmü ki hepsini kabul etseniz diyorum bu mümkün değil. 160 bin insanın işsiz kalması, buna bağlı milyonlarca insanın açlığa mahkum edilircesine hayattan tecrid edilmesi, 17 bin kadının içeriye alınması, 45 bin masum esnafından yaşlısına, gencinden ilgisiz habersiz insanına kadar Baylok diye uydurulan bir yalanla içeriye alınmasının karşılığı olamaz. Eğer, eğer topyekün bir cezalandırma olarak bu düşünülseydi bugün Türkiye'de bir zalimin haksız ve hukuksuz bir şekilde kendine alan açtığı bu yerdeki hadisenin kaderi planda eğer bütün bir yapıyı kuşatsaydı 170 ülkenin yüzünüze kapılarının kapanması gerekir.